Ankara Gücü basın sözcüsü İsmail Atasoy attığımızda. İsmail Bey merhabalar. İyi akşamlar diliyorum, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Öncelikle galibiyet için sizi yönetimi takımı gerçekten tebrik ederiz. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Haftalar sonra gelen çok anlamlı bir galibiyetti. Siz takımın bugünkü performansını nasıl buldunuz? Evet, bugün hakikaten zorlu bir mücadeleden geçtik. Güzel bir karşılaşma oldu. Tabii Sesli, rakibimiz Konya'da, takımımızdaki gidişatı hepimiz beğeniyle izledik. Fakat sonrasında hakemin vermiş olduğu haksız bir penaltı ile Konya Spor maçı 1-1'e getirdi ve biraz da cesaret kazanmış oldu. Dolayısıyla 2-1 onların üstünlüğüyle devam eden maçta Ankara gücümüz çok iyi bir performans göstermiş oldu ve iyi bir, haklı bir galibiyet elde etmiş olduk. Gerçekten alınan bu galibiyet çok değerli bir galibiyetti. Sezonun ilk galibiyetiydi. Şanssızlıklar, sakatlıklar, koronavirüs derken takım bir hayli yıpranmıştı bu süreçte. Ama bugün Evet. zorlu bir rakibe karşı sahasında aldığı galibiyet çok değerliydi. Hatay Spor maçı için görüşlerinizi merak ediyorum. Takım gerçekten bence bugün ilk önemli maçı atlattı. Hatay Spor maçında sahada nasıl bir Ankara gücü görürüz? Sizin de bahsettiğiniz gibi şimdi talihsizlik almış başını gidiyordu. Yani biz ilk Erzurum maçından itibaren çok talihsiz maçlar oynadık. Bunların içerisinde bariz hakem hataları olsun, işte malum gündemimizde olan bu Covid belası olsun. Şu an bizim 5 tane futbolcumuz halihazırda Covid'li olarak tedavi görüyorlar. Önümüzde mücadele edeceğimiz Hatay maçı içinde ben şahsen çok umutluyum. Yani takımımız inşallah bu performansla istenilen oyunu oynayıp Hatay galibiyetle geleceğimize yürekten inanıyorum. Bunun olmaması için şu aşamada hiçbir neden yok. Yani teşekkür ederiz biz de. Hocam yani İsmail Bey, bize de sorular geliyor sık sık takımın genel gidişatıyla ilgili. Takımdaki Evet. bazı oyuncuların çok fazla istenen performans sağlayamadığını, bazı oyuncuların ellerinden gelen gayreti çok az gösterdiklerine dair yakınılan yorumlar var. Siz bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Takım içinde oyuncular arasında bir sorun olmadığını biz haberlerden anlayabiliyoruz ama siz takımla daha çok iç içesiniz. Bu anlamda bize neler söylemek istersiniz? Ya takımımızın şu an futbolcular içerisinde herhangi bir negatif bir durum söz konusu değil. Şu an bir ahengi yakalamış vaziyetteler. Biz futbolcularımızın şu anki performansından bugün hepimiz hep birlikte izledik karşılaşmayı. Çok güzel örneği sergilediler. Yani kulüp içerisinde bize yansıyan bir negatif durum söz konusu değil. Takımımız şu an gayet iyi, moraller yerinde. Biz zaten yönetim olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Futbolcu şu an bugün bu maçta maç itibariyle özgüveni sağlamadılar. İnşallah bu moralle salı gün oynayacağımız Hatay Spor karşılaşmasında inşallah galip geliriz. Artık yükseliş trendimizi bir an önce yakalamış oluruz diye düşünüyorum. İnşallah diyelim ve gerçekten Hatay Spor maçı çok önemli. Son olarak bir soruda kongre süreciyle ilgili gelen sorular var Sayın Atasoy. Evet. Aralık ayı Evet. içerisinde başkanın da geçtiğimiz haftalarda bir açıklaması olmuştu. Gereken iznin alındığı takdirde gerçekleştireceğiz diye. Kongre ile alakalı Evet. son durumu da öğrenebilirsek çok memnun oluruz. Vallahi bu kongre sürecinin basına yansıması sanki olağanüstü bir kongre yapılacakmış gibi bir intiba oluştu. Oysa ki bizim yapacağımız kongre olağan bir kongre olacak. Yani olağan kongremiz olacak. Biz bunun için gerekli Ankara Vali Dernekler Masası'na müracaatta bulunduk. Hani kongreyi bu ay içerisinde aslında biz yapmayı planlamıştık. Fakat bu Covid'den dolayı ve İçişleri Bakanlığı'nın almış olduğu karar gereği kongre yapamayacağımız yönünde bir karar verildi. Şu an kulüp daha Peki. Gerçekten alınan galibiyet için tekrardan teşekkür ederiz ve başarınızın devamını dileriz. Hatay Spor karşılaşmasında da takımı inşallah tekrardan galip şekilde görürüz. Kıymetli İnşallah. değerlendirmeleriniz Yani için teşekkür ederiz.
Şöyle son söz olarak şunu söyleyeyim, Tabii, uygun buyurun. görürseniz. Yani biz şöyle her maça galibiyet hedefimizle çıkıyoruz. Ama bir talihsizlik başından da belirttiğim gibi almış başını gidiyordu. Şimdi biz takım olarak şu an güzel futbol oynuyoruz. Yani bunu göz ardı edemeyiz. Futbolcularımızda her biri bu uyumu sağlamış vaziyetteler. İnşallah önümüzdeki süreçte şimdi biz 4 hafta içeride maçımız var. Bugün Hatay maçı, işte Gençlerbirliği, Beşiktaş olsun. Yani biz artık zor veya ne bileyim güçlü bir rakip diye bir şey yok. Şu an bütün takımlar bana göre eşit vaziyette. Bugün Malatyaspor'un malum Fenerbahçe karşısında almış olduğu galibiyet. Dolayısıyla bizim de yenemeyeceğimiz hiçbir kulüp yok. Biz buna inanmış vaziyetteyiz. Bugünkü maçı da aracılığınızla tüm taraftarlarımıza armağan ediyorum. Sayın Atasoy, son olarak bir soru daha geldi. Bunu da sormamı çok istiyor taraftarlar. Ankara Tabii. Gücü gündeminde hoca değişikliği var mı sorusu çokça yer ediniyor. Bugün Mustafa Hoca gerçekten çok anlamlı, değerli bir galibiyet elde etti. Umarız Hatayspor maçında da bunun devamı gelir ama yönetici İnşallah. olarak size de bunu sormamı istiyorlar. Yani Ankara Gücü gündeminde hoca değişikliği var mı? Şu an için yönetim kurulu olarak henüz böyle bir karar almış değiliz. Yani şu an biz hocamızla devam ediyoruz. Önümüzdeki süreçlerde değerlendireceğiz bu konuyu. Peki. Çok teşekkür ederiz Sayın Atasoy yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz.